Artı 1v1'e daha güçlü ormancıya da sahipler şu anda. Aatrox geldi bu arada sen bunu derken. Ve o da bu arada Renekton'a karşı itiliyor. Onu da unutmayalım. 180 derece farklı bir bakış açısı var Supermassive'den Beşiktaş'a karşı. Birazcık daha Beşiktaş kompozisyonu aslında baktığımız zaman Supermassive. Beşiktaş'ın onlara karşı tercih ettiği kompozisyonlara daha benzer bir kompozisyon. Bundan bahsediyorduk. Benim biraz daha yaklaşım hoşuma gitti açıkçası. Yani, bu detalite varus bu arada. Tek atma varusu bu. Çünkü takım tek atma kompozisyonu. Evet, birazcık yani, daha fightları çabuk bitirmek isteyen bir kompozisyon gibi gözüküyor. O yüzden buraya oraya all-in yapabilirler. Ama abi işte burada şeyi arıyor Supermassive. Skill matchuplarına gittiler. Abi bu Supermassive bu eldeki malzemeyle gidecek bu matchuplara. Şimdi Şef geliyor. Oo. İlk gelen isim güzel hayatın öpücük. Şef enerjisi döndü. İyi sıçrabiliyordan bir sıçra daha geldi. Hasar yetmedi. Yetmedi. Çok alçalda çıktı şimdi. Derken Nakyun burayı bitiriyor. Şimdi agresif oynamak istedi. Skill wave aldı da skoru. Ayı saldırısı. Çok tehlikeli. Birebir bir değişim. Projektörün üzerinde hala yerini söküyor. Kullanmadı Ryuk. Ryuk'tan agresif bir sıçra olabilir mi? Luger'e Luger düştü. Aman, gitmeden önce yanında götürse de rakibini Ryuk. 2'ye 1 değişim oldu burası ve 2 skorda LeBlanc'a gidiyor. Ve takım arkadaşlar buraya çok uzak. Blue'un ışınlanı var. Kullanacak mı? Işından geldi. Biraz geç kalmış olabilir. Ses algısı da tutuyor. Luger'i bitirdi ve buradan çıktı Busquets. Ultisi olsa belki Blue devamı da toplayacak. Evet ya, ultisinin şu an gelmesine 1-2 saniye var. Yalnız Blue çok fazla hasar aldı o da. Biraz fazla hasar bıraktı ona. Ryup da geldi alt koridora. Busquets savaş istiyor burada. Önde kalan Jack Troll'ün üzerine bir hamle ve Jack Troll'ü hemen bıraktı zaten Sup. Ama bu garip yani. LeBlanc orada yokken, ışınanı yokken Sup'un orada ısrarı. Pozisyon dışında kalan Jack Troll. Yani Leona tank falan oyunun başında belki. Dev kemeri falan da var ama o kadar da değil yani. Ya bir de şey, hani daha Ejder full candayken çok fazla önde kaldı Jack Troll. Evet. Bu ite çok garip. Ryup. Fazla arındır erkenden kullanılıyor. Sıçrası da yok. Şef tekmeyle bitirdi işi. Oy. Buraya kadar altına geliyor. Güzel bir de Shenok Luger'den. Ama Leona'ya gitti. Leona'ya gitti ama yeterli olacak gibi. İki skor birden Şef'e gidiyor. Az önceki iki skor haricinde dört skorun dörde taşıyıcılardaki orada Skinsen agresif bir oyun. Nakyung. Ulti ile beraber pozisyonunu güncelledi. Carry ön tarafta kalan rakibinin üzerine İyisinde gidiyor. Geldi. Şef yetişti buraya. Ve seriye bağlayan bir Şef var. Nakyung çok az canla çıkıyor. Blue'dan bir deneme daha yetmedi hasar. Yetmedi. Nakyung düşmedi. Jack Troll kaçmaya çalışıyor kule altında ama Carry'den takip geldi ve Şef dakika 11'de 0-1-2 idi şu anda 4-1-2'ye geldi. Var mı? Var mı? Bir ses dalgasına sıçra Blue'dan. Ve alt koridorda kuleyi de almak üzere Taeyong. Biraz fazla kaynak bulmaya başladı o da. Yani Aatrox'u biliyoruz abi. Aatrox başıboş kasa. Burada savaş istiyor Busquets. Kullanılan bir sıçra var ama Luger'e buradan çıkış yok. Sıçra kullanmasına rağmen çok rahat bir skor oldu bu. Ve dördüncü skoruyla tanışıyor Ryup. Güzel. Aldı oradan virajı. Ver müziği Tokyo Drift. Geçecek mi? Geçti oradan da. Yok geliyor artık. Ve kuleyi de aldı. Son vuruşta yaptı kuleye geri. Vin Diesel misin be adam? Okey, güzel güzel. Erken indi nehre ama Busquets bu arada Şef'in üzerine bir hamle var. Şef kaçtı. İyi bir hamle yaptı ilk başta ama yan tarafta eriyen bir Luger. Evet, tüm Luger. Gözler Şef'in üzerinde olsa da Luger'i unuttu Papara süpürmesi tarafı. Skins'e düşmek üzere. Savaş isteyen taraf Papara süpürmesiydi ama yine iyi bir cevap Busquets'ten. Altın farkı 4000'i aştı, neredeyse 5000. Ve ikinci ejder ne oluyor Busquets? Lee Sin'den bahsederken hep şeydi. Nişancıyı çok iyi ayıklayabilen, İşte koruyabilen. Bunu neyle yapıyor? Ultisiyle yapıyor. Burada kendini korudu. Aslında üzerine geleni öyle sol ayağını çok güzel oturunca ona hasar yetmedi. Zaten çok önde olduğu için yani şimdi Taeyong. Koridorda Taeyong yalnız yakın buraya takım arkadaşlar. Şef geliyor ama fazla hasar çıktı bir anda Blue'dan. Carry dener mi? Ses algısı şu an bekleme süresinde ama gelmek üzere. Ryup da yaklaşıyor buraya doğru. Yalnız arka tarafta Jack Troll var. İyi sersemletme. Blue'un üzerinde fazla hasar var. Ryup'un gelmesiyle birlikte seriye bağlayan bir Ryup. Armut'ta düşecek. İki tane skor buldu Ryup. Oy. Yalnız savaş devam ediyor ve artık buradan çıkması lazım. Skins'e Jack Troll'ü. Skins'e düştü. 3-3 yaptı Ryup. Piyangodan çıkan ekstra skorlar Busquets için. Tamamen dağıldı şu an. Sup tarafı şu an böyle boks maçında. Burayı savunmak istiyorlar Luger ama yine. Çok iyi bir hamle Carry'den. Yani tüm oyununu, tüm planını daha başlamadan bozuyor. Şov. Beşinci skorda gelecek. Jack Troll'de düşüyor. 5'te 5 yaptı aslında. Ryup burada. Belki 5'te 5 yazdıramadı yukarıya ama
İlk başta 3, sonrasında da 2 skor buldu. Abi işte o boks maçlarındaki beyaz avlunun şu an gelmesi lazım sub tarafında. Yani öyle bir... Ya bu yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Pozisyon oldu resmen Blue'un üzerine. Ay. Yok artık. İkilisi. Yok yani artık. Yani daha üstüne dönmeden ceplerde tonla artı varken skorunu buluyor Busquets ama Armut artık buraya kadar deyip iki tane skor bulmuş olsa da Busquets yani neye niyet neye kısmet oldu resmen. Altın farkı 8000'e uçtu. Euphony bu buraya kadar değil. Bu yeter be skoruydu. Bu ne abi? Oh. Yakın bir ses dalgası. Jack Troll ekstra çıkmaya çalıştı ama ona yine müsaade etmeyen bir Busquets. Bedava. Jack Troll de 5. skorunu teslim etmiş oldu rakibine ve şimdi sayı avantajını belki Baron'a başlamak için iyi bir fırsat. O kadar rahatlar ki Euphony. İster gider orta koridor ittirirler, ister Baron'a vururlar, ister 4. ejderi beklerler. Her şeyi yapabilir şu an Busquets. Ve bunu durduracak gücü yok şu an. Yani böyle durumlarda bu şeyleri, döngüleri kırabilecek tek bir istisna olabilir. Sup'un kompozisyonunda, LeBlanc'ın yapacağı ekstralar. Ama o da şu an çok mümkün gözükmüyor. En kötü ihtimalle Baron'u bekleyebilirler. En kötü ihtimal dediğim şey var. Baron'u bekleyip maçı bitirmek. Yalnız çok iyi bir zamanlamada geldi alt koridor süper minyonları da ve Sup orayı bıraktı. Burada savaşacaklar belli ki. Kuleyi yarıcağında Armut ultiye bastı. İçeri giren bir carry var. Savaş ikiye ayrılmış. Çıktı galiba, çıktı. Kendini iyi savundu yarıcağını kaybetse de. Carry düşmek üzere. Kule hala ayakta. Şef Sera devreye girdi. 1'e 4 pozisyonda ortaya yok ve düşüyor. İyi savunma. İyi savunma Papara süpürmesinden. Yalnız alt taraf. Minyonlar Nexus kulesini aldı sanırım. Evet bir kule gitti. Ama burada son savunmayı, o Rohan savunmasını yapmayı başardı Sup tarafı. Bakalım devamı gelecek mi? Gerçi 52 saniyemiş ya. Bayağı az. Tabii canım. Bu savaşın sonuna yetişir. Evet. Şimdi Baron etrafında dans başladı. Busquets'in acelesi yok. Bence Baron'u vurmamalı. Tabii beklemeli lazım. Oradan ilerliyor Super Minion. Aynen. Yeniden geçtiler Baron'dan. Dark Young. Burada Mançerci'nin pazı bendini kullanıyor. Hayatta kalabilir diye bakıyorum. Çıktı be. Seyong'un hasarına bak. Yok etti 3 kişi yan yana. Hala full canlı bir Aatrox var takım savaşında. Armut hasar göğüslemeye çalışıyor ama aradan ince beşte bir ses dalgası. 5'te 5 mi? 3 geldi. 4 gelecek mi? Çok az canlar. 5'te 5'i bırakmak istiyorlar. 4'te 4. 5'te 5. 5'te 5. Kış mevsimi yarı finallerinde Taeyong ilk maça 5'te 5'le başlıyor. Yok artık. Aatrox'la 5'te 5 atmadım demez. Yani bu... Bilmiyorum. Artık... Shift'e şovunu yapıyor. Böyle bir üstünlük ancak bu şekilde son noktası olabilirdi. Hakikaten bu başlangıç Busquets için inanılmaz bir boost.